Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Kasım 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Kasım ayına 9 derece Akrep burcunda doğacak yeni ayla başlıyoruz. Bu yeni ay ayın ortalarına kadar olan süreçte yaşamımızda belirleyici olabilir. Yöneticisi Mars ve Plüto ve bu iki gezegen de birbiriyle karşıt açıda olacak bu yeni ay sırasında. Aynı zamanda Merkür Uranüs karşıtlığında görüyoruz. Üçüncü evinizde bir yeni ay var. Üçüncü ev yeni ayları daha çok sizin düşünceleriniz, planlarınız, zihinsel konularınız, iletişimleriniz, yakın çevre ilişkilerinizle de ilgilidir. Dolayısıyla zihinsel anlamda sizin için yaratıcı bir yeni ay aslında. Merkür Uranüs karşıtlığı ilginç fikirler getirebilir. Yeni konuları öğrenme konusu özellikle çok hevesli olacağınız bir süreç. Bunlar biraz böyle gizemli konular, spiritüel konular da olabilir. Bazı eğitimlere katılmanız, bol bol kitap okumanız mümkün. Ama bir öğrenciyseniz bir şeyleri çalışmanız, bir proje üzerinde çalışıyorsanız biraz daha derinlemesine araştırmalar yapmanız, bir şeyleri yazmanız, üretmeniz, tasarlamanız, topluluklar önünde anlatmanız, konuşmanız mümkün görünüyor. İletişim anlamında sizi destekleyen bir yeni ay. Bu yeni ay ile birlikte seyahatleriniz de olabilir. Biraz daha yakınlarınızdaki kişilerle daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Ancak duygusal konularda kardeşleriniz, yakınlarınız, belki bir komşunuz, onunla ilgili bazı krizlerin olması, mücadele edilmesi gereken bazı konuların olması da mümkün. Duygusal manipülasyonlara dikkat edin. Çünkü Mars'la Plüto karşıtlığı sizin 5. ve 11. aksınızda. Bu bir anlamda aslında sizi sosyal alanlarda kişisel olarak biraz manipüle edebilir. Yakın çevre ilişkileriyle ilgili olarak ya da parasal konularda üzerinizde böyle bir manipülatif durum, böyle bir duygusal baskı hissedebilirsiniz. Bunları iyi yönetmekte fayda var. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Akrep, Boğa, Aslan, Kova gibi sabit burçlarına 29 derece, 9 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Tabii son derecelerde böyle çok güçlü gezegen yerleşimleri olduğu için gökyüzünde, özellikle böyle işte 28 dereceler, 29 derecelerde de gezegenleriniz bulunuyorsa o zaman yine açılar alabiliriz. Açı alabilir haritanız, yine önemli bazı tesirlerde çalışabilir. Mars 5 Kasım'dan itibaren Yengeç'ten ayrılıp Aslan'a geçecek. 12. evinize geçecek. Bu enerji anlamında sizi biraz içe döndürebilir. Biraz daha belki bilinçaltınızla ilgili konular hareketlenebilir. Güvensizliklere dikkat edin. Gizli düşmanlıklara dikkat edin. Çünkü Mars şimdi retroya geçmek üzere. Aralık ayının ilk haftasında da retroya geçecek. Önümüzdeki yılın ilk aylarında tekrar Yengeç Burcu'nda uzun da bir süre gerileyecek. Tekrar Aslan'a geçişi 18 Nisan. Yani dolayısıyla bu alanlarda, yani 12. evinizde, 11. evinizde böyle bir Mars baskısı var. Bu durum ne yaratabilir? Zaman zaman sizi kendinizi sorgulamaya, kendinizi güvensiz hissetmenize, gerçekten dışarıdan gelebilecek de biraz hani güvensiz durumlar yaratabilir. İşte arkadaşlara, herkese güvenmemeye çalışın bu dönemde. Ya da güvendiğiniz kişilerden sizi yanıltıcı durumlar da olabilir. Dolayısıyla hani bireysel olarak da gereksiz riskler almamaya çalışın. Özellikle duygusal konularda, aşk hayatınızda da söz konusu. Hani mümkün olduğunca bu dönemde daha güvenli adımlar atmakta, daha garantici olmakta fayda var. Şimdi 3 Kasım'da Merkür Yay burcuna geçiyor. Ayın büyük bölümü de aslında Yay burcunda. Ayın sonlarında o da bir gerileme hareketine geçecek. Ancak Merkür'ün Yay burcunda olması biraz ayın genelinde de hani daha çok özel alanınızda, hani evde çalışıyor olabilirsiniz ya da evde olanlar için daha fazla evde iletişim, evde aileyle daha fazla temas ya da ailevi konulara daha fazla çaba gösterme, daha fazla iletişim anlamına geliyor baktığımızda. 15 Kasım'da 24 derece Boğa burcunda Dolunay var. Bu Dolunay size istikrarlı bir enerji getiriyor. Yöneticisi Venüs de Oğlak'ta olacak. Ondan da güzel bir açı alıyorsunuz. 9. evden gelen bir
dolunay bu. Belirsiz olan bir konu netleşebilir burada. Özellikle bu hani eğitimle ilgili, sizin ya da çocuğunuzun eğitimiyle ilgili, sınavlarıyla ilgili bir konu olabilir. Bununla birlikte böyle bir seyahat, bir yolculuk planlaması gündemde olabilir. Yurt dışı etkileri daha aktif. Belki böyle bir vize işiniz, bir pasaport yenilenmesi veya yurt dışı oturum, çalışma konularınız var. Hani buralarda yasal süreçleriniz de olabilir. Uranüs'le birleşen bir dolunay olduğu için bazı gelişmelerin hızlı, beklenmedik, sürpriz olması da mümkün. Yani sürpriz fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Yurt dışında çalışmak gibi, eğitim gibi. Hani bunlar fiziksel olarak yurt dışına çıkmak zorunda değilsiniz. Yani online, internet üzerinde olabilecek bazı iş ve eğitim fırsatları, teknolojiden yararlanabileceğiniz girişimler mesela olabilir. Aynı zamanda her türlü böyle medya, yayıncılık, sosyal medya alanlarında girişimleriniz, buralarda yapılabilecek eğitimler, işler ve benzeri konularda da yine aktif bir dolunay, ama daha keyifli bir enerji verdiğini size söyleyebilirim. Bununla birlikte belki çocuklarınızın eğitimi, onların özel hayatları, torun sahibi olmak da bunun içinde olabilir. Yani çocuklarla bağlantılı keyifli haberler, sürprizler olabilir bu dolunay ve dolunay yakınlarında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa çok daha keyifli etkiler alabilirsiniz. Dolunaydan üçgen açı alacağınız için sizi mutlu edebilir. Güzel, hoş sürprizler karşınıza çıkabilir. 20 Kasım'da Plüto artık Kova burcundaki yolculuğuna tamamen başlıyor. Biliyorsunuz son bir yıldır Kova'ya geçiyor. Tekrar Oğlak'a dönüyor. Böyle bir gergit hareketleri vardı ama artık Oğlak'taki transiti tamamen bitecek. Kova'ya yerleşecek ve önümüzdeki 20 yıl Kova burcunda. Kolektif bir gezegen olduğu için, jenerasyon gezegeni olduğu için kişiselden ziyade daha çok toplumsal alanda, politikada, ekonomide, teknolojide, sosyal alanlarda güçlü dönüşümleri, değişimleri bu dönemde bekliyoruz ve tüm insanlık olarak bunları önümüzde yaşamaya devam edeceğiz. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna tamamen yerleşiyor sevgili Başaklar. Bu biraz daha ilginizi, alakanızı daha çok evinize, belki bir emlak işiniz var, bir taşınma, yerleşme ya da bir evlilik gibi böyle bir konunuz var. Buralara yöneltiyor. Ancak Merkür gerilemeye başlayacak ayın 26'sında. Bu ne demek? Merkür gerilerken işler biraz yavaşlar, biraz ağırlaşır ya da işte böyle bir gecikmeler olabilir, sorunlar çıkabilir. Şimdi Merkür yönetici gezegeniniz olduğu için size ekstradan daha fazla tesir ediyor. Üstelik Yay burcu gibi sizi zorlayan bir burçta bu duruma dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla böyle önemli işlerinizi, alışverişlerinizi, kararlarınızı, imzalarınızı filan lütfen ayın böyle 24'üne, 25'ine kadar tamamlayın. Yani bu zamanları bırakmamaya çalışın. Ayın ilk yarısı içerisinde bunları tamamlamakta fayda var. O süreçte başlamış konular devam edebilir. Ama ayın 26'sında Merkür Retro'ya geçince bir anda bir şeye karar verip almak, işte böyle hızlı bir karar vermek, işte bir ev buldum taşınıyorum demek, sözleşme yapmak falan çok sağlıklı olmayabilir. 15 Aralık'a kadar Merkür Retro. Bu dönem daha çok eski konular gözden geçirilebilir, eksikler tamamlanabilir, biraz böyle hayatımızda durmak, sorgulamak, bakmak için iyi bir dönem. İçe yönelişler, gözlemler olabilir, tefekkür dönemidir aslında bakarsanız. İşte evde birikmiş işlerle ilgilenebilirsiniz, yarım kalmış konuları tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde değerlendirirseniz sizin için çok daha sağlıklı olabilir. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve ayrıca Instagram'da bulunan 12 Burç kanalımızı da takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum.